Enbiya suresi 18, şeytan Allah'ın sınırım. Hayır, hayır diyor Allah. Biz hakkı batının üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Fikir yapısını, beyinden kasıt fikir yapısıdır. Beynini darmadağın eder. Patlatır, parçalar beynini diyor. Fikirle, ilimle, akılla. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Bakarsın ki göreceksin diyor. Göreceksin, bakacaksınız, yok olup gittiğini göreceksiniz diyor. Fiilen olacak diyor. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size diyor. Hani tesadüfen oldu, kendi kendine oldu diyorlar ya darwinistler. Evet. Eyvahlar size diyor Allah. Çünkü ahirette cehennem ehli cehenneme gittiğinde mesela adam darwinist. Allah'a inanmıyor. Şimdi toprak dümdüz toprak. Mama kaynıyor. Böyle şeytan başı gibi çok itici görünümlü ağaçlar. Evet. Tek ağaç olur, bitkiler. Meyvesi öyle, şeytan başı gibi. Ve pis kokulu. Bayağı iğrenç kokulu bir ağaç. Böyle irin denizleri var, irin gölleri var. Onların protein kaynağı olacak. Bir de kaynar su. Kaynayan su. Şimdi tesadüf demiyor muydu bunlar? Tesadüfen oluşmuş bitki işte bu diyor Cenab-ı Allah. Öyle siz inanıyorsunuz ya diyor. Tesadüf gibi olan. Tesadüf değil ama ben yarattım yani. Sizin kafanıza göre tesadüf böyle olmuyor mu diyor Allah. Bu bitki o zaman bunu yiyecek. Bu meyveyi yiyeceksiniz diyor. Böyle mis gibi kokan çilekler, portakallar, mandalinalar, mis gibi kokan kavun, karpuz. Siz bunlar tesadüf diyordunuz diyor. Tesadüf öyle olmaz, böyle olur diyor Allah. Yani sizin zihniyetinize göre. Şimdi yiyin bunu diyor Allah. Evet. Pırıl pırıl mis gibi su. Oranın suyu leş gibi kükürt kokar. Kaynar ve tuzlu pis bir su. Her yerde vardır bu. Evet, yer yeryüzünde vardır. Kaynar mama değil mi? Tabii, evet. Birçok yerde var görüyorsunuz. Evet, evet. Su olarak bunu içeceksiniz diyor Allah. Tesadüf demiyor muydunuz diyor. İşte tesadüf olunca böyle olur diyor Allah inşallah. Yani sizin inancınıza göre. Evet. Çünkü yerde mama olduğuna göre, suyu da ısıttığına göre o. Tabii. Değil mi? Toprağın, kara toprağın içinden, kükürtün içinden, tuzun içinden geçerek geldiğine göre bu su, sizin tesadüf inancınıza göre bunun kükürtlü, civalı, leş gibi kokan, değil mi? Bulanık, kaynar. Bulanık, çamurlu bir su, kaynar su evet. olması lazım. Makul bu değil mi yani onlar dediğine Tabii göre? Tabii ki, evet. İçin diyor Allah şimdi. Adam inat ediyor zaten yine orada. Darwinist yine inat ediyor. Yani evrimden oldu diyor. O zaman evrimden olduysa böyle olmuyor mu diyor. Adam da inkar edemiyor. Evet diyor evrimden olunca böyle olur diyor. Bitki de böyle olur diyor. İnsan da evrimden oldu diyorsun diyor. Kafası, başı arkaya dönük insanların. Cehennem ehlinin. Yani göğsü düz, bu tarafa doğru bak. Başı, sırt tarafını görüyor başı. Mutasyon diyor ya. Evet. Mutasyon, madem öyle işte mutasyona uğramışsın. Olarak alacak yani. Tabii. Yani mutasyona inanmıyor musun sen? Başları dönük, arkaya dönük. Gözü görmüyor. Mutasyon demiyor musun? İşte gözü görmüyor. Kolları tutmuyor. Yerde sürünüyorlar. Hani diyordu ya yerde sürünerek ayakta yerdeydiler ilk önce. Evet. Sürüngendiler sonra yavaş yavaş ayağa kalktı. İşte ilk atalarınız gibi oldunuz diyor Allah'ta. Öyle diyor mu? İnanmıyor musunuz diyor Allah. Hani yerde sürüngendik. Evet. Sonra önce gözler görmüyordu diyorsunuz. Evrimden oldu diyorsunuz. İşte gözünüz görmüyor diyor Allah. Ayette var gözleri görmez diyor. Yerde süründürüyor Allah. Sürünme var. O da gene sürüngenlerden olduk diyorlar. Onu Allah meydana getiriyor. Reddedeceği bir durum var mı? Yok. Tabii. İnancına göre öyle işte. Kendi inancını yaşamış oluyor. Tabii ki. Yani sürekli de bunu muhafaza ediyor zaten bu inancını. Hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Diyorlar ki Rabbinize söyleyin de o nimetlerden bize de versinler diyor. Orada cehennem melekleri var. Onlara ara ara geliyorlar. Onlar aracı olmasını istiyorlar. Bak Ya Rabbi bize o nimetlerden ver demiyor. Rabbinize söyleyin de diyor, bize onlardan versin diyor. De hala inat ediyor. Cehennem tabaka tabakadır. Çeşit çeşittir. Mesela bazı insanlar var, sırf Allah'ı inkar eder. Ama hiç kimseye bir kötülüğü olmaz. Yani dürüst, normal yaşar. Onlara, ama evrimci, öyle bir ortam oluyor.
Fakat böyle kötü mahalleler, soğuk mahalleler, yani onun yani nimeti Allah yarattı demiyor ya. Bütün nimetlerin alındığı bir ortamda Allah yaşatıyor. Onun inancına uygun bir ortamda yaşatıyor. Yani Allah yapmadı dediği her şeyi Allah orada ona, onun dediği inançla yaratıyor. Yani Allah'a vermiyor ya bu şeyleri. Evet. Onların hepsini alıyor Allah. Ama ateşte de yakmıyor. Ateşte yakmıyor. Sadece duruyor. Sıkılmayla Allah bunaltıyor onları da. Sıkılıyorlar. Biz nasıl televizyonda haberler seyrederken güzel bir yer gördüğümüzde imreniyoruz, kötü bir yer gördüğümüzde de Allah'a sığınıyoruz. Onlar da sürekli televizyondan bakar gibi cennet ehlini görüp kıyas yapıp onun sıkıntısı çekecekler. Sürekli bunalacaklar. Mesela bazı kişiler var, Allah'a dine inanıyor ama İslam Kur'an hükmünden hiç yapmıyor. Kavgacı, dedikoducu, laf sokuyor, milletle uğraşıyor. Ama Allah'a dine muhalif her şeyi yapıyor. İnanıyorum ama inanmıyor. Laf getiriyor. Kavga, imkan olan hemen kavga yapıyor. Cehennemde de bunlar sürekli kavga ediyorlar ayette açıklanmış. Birbirlerini kovuyorlar. Sürekli arıyorlar. Karanlık cehennem mahallelerinde. Cehennem sokaklarında. Mesela bunlar da öyle. Yani suçu ağır olmayan da onlar yanmaz ateşte. Yani herkes cehennemde yanmaz. Suçunun derecesine göre yapılır. Tabaka tabakadır. Mesela münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında. Onlar çok şiddetli azap yapılıyor. Mesela daha üst tabakalar var. Mesela çok çok daha cehennemin sakin bölümleri var. Bediüzzaman da onu anlatıyor. Çok çok sakin. Ama sıkıntıyla Allah orada da şey yapıyor, azap yapıyor. Dümdüz çöl gibi bir ortam oturuyor. Dedikodu yapıp oturuyor. Sürekli görüyor cennet ehlini. Mesela 100.000 sene geçiyor. Bunalıyor, sıkıntıdan dedirecek böyle yani. Bir 100.000 sene daha geçiyor, öyle oturuyor. Çünkü önem vermemiş, dine Allah'a önem vermiş, İslam'a önem vermemiş. Gereksiz görmüş, Müslümanlarla alay etmiş. Cennete de sokulamadıkları için. Allah orada sadece sıkıntıyla bunaltıyor. Öyle duruyor. Ama sıkıntı tabii anlamıyor sıkıntıdan, onlar da anlamıyor. Birbirlerini dalaşıyorlar. O onu cehenneme kim düşürdü onu arıyor. O onu cehenneme düşürdü onu arıyor. Birbirlerini dövüyorlar, birbirlerini kovalıyorlar. Cehennem mahallelerinde. Yani onların meşguliyeti bu. Cennet ehli de güzel bir meşguliyet içindedir diyor Allah ayette. Onlar da kötü bir meşguliyet içindeler. Yani sıkıntıdan birbirlerinden uğraşıyorlar cehennemde. O ona dedikodu yapıyor, onun lafını götürüp getiriyor, ona saldırıyor, kavga ediyor. Bütün hayatı öyle geçmiş oluyor. Ölmek de istemiyorlar bunlar zaten. Evet. Yani sorsan ölmek istiyor, ölmek istemiyorum diyor. Allah'ı kabul etmiyor. Ama bir kısmı diyor, bizi göndersin diyor Allah diyor. Gönder ya Rabbi diyor. Çok mükemmel olacağız diyor. O zannediyor ki imtihandaki o ortam kalkacak zannediyor geri gittiğinde. Yani o şartlarda gideceğini zannediyor. Halbuki unutturulup gönderilir o. Allah gitse yine aynı şeyi yaparlar evet. diyor. Evet. Yani çünkü o mesela cehenneme gitse, ahirete gitse, gönderse Allah dünyaya, yeniden gönderse. Rüyasında gördüğü gibi olarak kabul etse adam, rüyasında kabus görmüş gibi kalksa. Ya diyor, ne kadar korkunç bir kabus gördüm diyor. Aynı azgınlığına devam eder, daha şiddetli azgınlığına devam eder. Vazgeçmiyor. Onlar yalancıdır. Yalancıdır diyor Allah, evet.